Kanal D'den herkese merhabalar. Almanya ve Avrupa'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Almanya'da koronavirüs vakaları yeniden patladı. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşılanmamış olanlardan oluştuğu açıklandı. Bu nedenle aşı yaptırmayanlara sert kurallar getiriliyor. Onlar için yeni kapanma olacak. Yetkililer bu şekilde açıklamalarda bulundu. Sonbaharın giderek etkisini hissettirmesiyle birlikte koronavirüs vakaları Almanya genelinde artmaya başladı. Aşı yaptırmayanlarındaki vaka sayısı geçen yılki rakamları bile solladı. Bu nedenle yetkililer yeni katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Almanya'da Başbakan Merkel partisinin yürütme kurulu toplantısında aşılanmamış kişiler için ciddi kısıtlamalar getirileceği mesajını verdi. Bu amaçla haftaya Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla yeni bir korona zirvesi düzenlenecek. Sayıların hızla artması, ölüm oranlarının yükselmesi, hastanelerde yeniden yatakların dolması nedeniyle aşısızlara karşı sert önlemler başlatılacak. Eyaletlere bu konuda yetki verileceği belirtilirken ilk sert adımlar Baden-Württemberg eyaletinden geldi. Ve bu eyaletin ardından diğer eyaletlerde de aşı olmayan kişilere karşı sert önlemlerin getirilebileceği açıklandı. Baden-Württemberg eyaletinde yoğun bakım ünitelerinin doluluğu kritik seviyeyi aştı. 284 korona vakasından 148'inin entübe olduğu açıklandı. Hastaların çok büyük kısmı aşısızlardan oluşurken eyalet hükümeti aşılanmamış ya da koronavirüsünden iyileşmemiş kişilere PCR testi mecburiyeti getirdi. Artık öte yandan hızlı testler de kabul edilmeyecek. Diğer taraftan yine farklı alanlarda da yeni kısıtlamalar düşünülüyor değerli izleyiciler. Yani bu sadece aşılanmamış kişilere yönelik olarak planlanıyor bu aşamada. Ülkede kamusal alanlardan sadece aşılanmış ya da koronavirüsü atlattığı için vücudunda antikor oluşmuş kişilerin yararlanması da tartışılıyor. Yani kamu binalarına aşı olmayanların girmesi engellenecek değerli izleyiciler. Restoranlar, müzeler, sinema ve tiyatrolar için aynı kural geçerli olabilecek. Birçok eyalet sadece 2G kuralını yani aşılanmış ya da antikor oluşturmuş kişilere izin verilmesi kuralını hayata geçirmeyi planlıyor. Öte yandan aşı olan kişilerde de yine vakalar görülüyor ve aşı olmuş kişilerde de ölümler olabiliyor. Değerli izleyiciler, Almanya bakalım önümüzdeki süreçte daha neler yapacak? Her gün çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.